İşte altınlarımız. Bravo. Harika. Gel gel gel. Ay böyle. Canım teşekkür ederim canım. Ay Allah razı olsun sizde. Vallahi hepimizden. Sağ olun. İşte altınlar. Allah razı olsun Gülhan Hanım. Hepimizden. Allah yedisi birden burada. Nereden çıktı biliyor musunuz? Arkadaşlar. Nereden çıktı? Ya iyi ki hepimiz varız. Hamide Hanım'ın evinde deterjan torbasının içinden çıktı. Aslında buraya sakın verme tabii şimdi söyleyince davet vereni. Şey var ya bir tane şarkı. Nerede yedin paraları söyle söyle. Vallahi o kadar mutluyum genelim. Ay gözün aydın ya Fatmacığım. İyi misin? Gel gel gel. Gel. Fatma uykusuz. Gel. Tamam. Ay canım benim mutluluk tamam. Gözyaşların olsun. Ne olur kendine gel, biz sen mutlu ol diye yapıyoruz zaten bütün bunları. Sağ olun Müge Hanım, Allah razı olsun. Hepimizden. Sizler ekip olmasa, asayiş olmasa, karakol olmasa bulamazdım. Allah emniyetinizden sizin, razı olsun. Sizin çabuk yani davranmanızla ben bunlara ulaşmıyorum. Yoksa ulaşamazdım. Gitmişti çocuklarımın geleceği. Tamam canım. Efendim, dün neler oldu neler? Ya gerçekten, bakın, dün biliyorsunuz artık hani iki blok kibar kibar konuştuktan sonra bir sinirlendim yani. Bak şimdi şundan dolayı sinirleniyorum. Bir şeyin sonu başından bellidir. Aslında zeka dediğimiz şey attığımız adımın sonunu görüp, düşünüp ona göre o adımı atıp atmamaya da karar vermektir. Tamam, oldu bir hata. Bak her şey de insanlar için. Ben gene kimseyi de... Hani gömüp yere batırma falan derdinde değilim ya. Yani kimsenin de kalbini de kırmak istemiyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Tamam, her insan da hata da yapar. Her insan bir yanlış yola da girebilir. Ama yanlıştan da dönmenin bir asaleti, bir şeyi vardır yani. Tamam yaptın ama artık anladın ki kaçış yok. Dön abi, dön dön. Yani değil mi? Gidiyor, otobanlarda bile bir U dönüş var. Köprüden önce bir son çıkış var. Ya bunu boşuna yapmıyorlar. Köprü yoluna bile giriyorsun, bir yanlışlık yapıyorsun. Karşıya geçmeyeceksin aslında. Bir köprüden önce son çıkış yazar. Ya orayı da kaçırdın mı, velet dalin amin yani. Gideceksin işte yani, yapacak bir şey yok. O kadar anlattık, o kadar şey yaptık. Yok abi, çıkarken de biliyorsunuz Hüseyin mikrofon tuttu. Hayır, ben almadım dedi. Oradan gitti. Zaten yakalaması vardı. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne. Onlar anında gittiler aldılar. Çünkü Fatma Hanım'ın yaptığı şikayetten sonra gidip ifade vermesi gerekiyordu. Onunla ilgili de ifadesi alınamadı, bulunamadığı için. Her ne kadar evdeyim dese de evde yok. Polisler de gitmiş zamanında, bulamamışlar. Biz gittik, bulamadık. Oradan alındı. Asayiş'e gitti. Asayiş'ten de Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'ne götürüldü. Orada sorgulandı. Sorgusuna da hayır ben almadım dedi. Bunun üzerine bak, işlere bak yani. Onun üzerine onu yazmamışsınız arkadaşlar. Anadolu Adliyesi'nden Sayın Savcımız, buradan onun da gözlerinden öpüyoruz. Evinde arama kararı çıkarttı. Evinde arama kararı çıkarttı. Gitti polisler evde arama yaptı. Banyoda çöp poşetinin içine bunları da böyle sıkmış sıkmış şey haline getirmiş. Ve dümdüz hale getirmiş. Hani bileziği kuyumcuya satarsınız da kırar ya. Evet. Allah'ın onun gibi bunları sıkmış, 7 tanesi onun içinden çıktı. Bu sefer tekrar döndüler, evet kabul etti. Şimdi bak itiraf etmiyor, ben dün onu anlatmaya çalıştım. Bu itiraf değil yani, bu itiraf ettirilmek. Bak işe bak, şurada yayında söyleseydi, Fatma'ya da diyecektim ki Fatma söyledi tamam. Hani sen de evini almazsın, zaten bu da ona yeter. İnsanlar onu evine alırken de dikkat ederler bundan sonra. Şikayetçi olma, sen de uğraşma derdik. Değil mi, konuştuk. Evet. 45-45-90 dakika ikna etmeye çalıştık, yok. Şimdi ne oldu? Şimdi az önce de hatta Ahmetciğim görüntüleri verir misin? Geceyi nezarethanede geçirdi. Az önce de İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Önce o görüntüler hazırsa biraz sondan başa gideceğim ama dün gece izletmeden. Önce işte az önce
Anadolu Adliyesi'ne götürülürken yine Hüseyin mikrofon uzattı. Altınlar evinizden çıktı. Ne söyleyeceksiniz? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Evet. Neden aldınız? Yetim yeğenlerinizin birikimiydi. Pişman mısınız son? Ne söyleyeceksiniz? Pişman mısınız? Pişman mısınız? Evet. Neden aldınız? Yetim yeğenlerinizin birikimiydi. Pişman mısınız son? Şimdi ben ne diyeyim? Yani dünü izleyen, bugünü izleyen. Yani niye şimdi bu? Uzlaşın diyorum, uzlaşmıyorsunuz abi. Ben hiç kimsenin düşmanı değilim. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Ben Fatma'yı da tanımam, Hamide'yi de tanımam. Bırakın düşmanlığı da onun menfaatine konuşuldu. Onun menfaatine bir şey söyleyeyim. Onun menfaatine. Her konuda öyle. Hepimiz ayrı ayrı izah ettik. Yani olayın durumlarını siz anlattınız. Hukuki durumlarını ben anlattım. Şevki Bey tekrar katkıda bulundu. Yani bunu böyle yaparsan kazanırsın, kaybetmezsin dedik. Ama o hal zaten verdiği cevapta da yalan cevap verdiği belli. Yüz hatlarıyla, mimikleriyle, jestleriyle sorunuzu düşünüyor iki dakika, hayır diyor. Senin hayır dediğin yalan olduğu belli. Bunu emniyetteki arkadaşlarımız tecrübeli dedektifler yutar mı? Yani gel işte bu doğru yolun bir doğruluğu var. Ama Rami Bey işe bak. Buradan alındı. Bak şimdi bu da devletin de bir de şeyi yani bu benzini bilmem nesi. Bak evet. Şimdi ben çok şeyi düşünüyorum. Kağıdı, ağacı olsa busu. Yani buradan alındı. Gayrettepe'ye götürüldü. Gayrettepe'den Maltepe'ye götürüldü. Maltepe'de gene hayır dedi, sorgulandı. Savcı devreye girdi. Savcı arama kararı verdi. Arama kararından sonra ev arandı, didik didik. Bunlar bulundu. Hadi tekrar git, şimdi tekrar adliye git. Ne lüzumu var kardeşim? Ha baştan yapmayacaksın. Olmaz. Çünkü para çok izafi bir kavram. Ama bu kadın, ne mezunusun sen Fatma? Mezunum. İlkokul mezunusun. Fatma'nın çalışacağı yerde alacağı para belli. Evet, ha, tabii. Evet, tamam. Şimdi kadın 20 bin lira alsa, bunlar 7 tane bilezik 30'ar gramdan. Yani bilir izleyicilerimiz kaç lira edeceğini. Bu kadın o 20 bin lirayı çalışacak, alacak, evini geçindirecek, biriktirecek ve bu 7 bileziğe tekrar sahip olacak. Yani kaç yıl sonra? Yani bunlar çok büyük birikim onlar için. 2 tane çocuğuyla sonuçta hayatta var olmaya çalışan tek başına bir kadın. Alamazsın ya. İyi ben yemedim, sen ye. En nefret ettiğim şey, hırsızlıktan nefret ediyorum kardeşim. Ne olursa olsun yani. Bu sadece bilezik falan meselesi değil yani. Her konudaki hırsızlıktan nefret ediyorum. Telefonda uzun konuşup zamanımızı çalan insanlardan bile nefret ediyorum. Yani zaman da bir değer. Alamazsın ya. Bir de sen halasın. Yani halasını da eve almayacaksak, hep onu söylüyoruz ya. Enişteyi alma eve. Hadi halayı da alma. Evet. Biz kimle görüşeceğiz ve kukuma kuşu gibi oturalım tek başımıza yani. Bir de kardeşi ölmüş. Ne olursa olsun. Yani şimdi bir de kardeşiniz hayatta olsa sorumluluğunuz halalık sorumluluğu. Ama kardeşiniz vefat ettiği andan itibaren o çocuklara karşı insan sorumluluğunu kat kat çok, artmış çok olarak hisseder. Çok güzel sorumluluk. Gerçekten harika yani. Fatma önce bandı mı izleyelim? Sana şimdi dün aradı Kadriye. Fatma koş karakola diye. Sonra karakolda dur bakayım dedim, verecekler mi bilezikleri? Çünkü biz kuyumcuyla konuştuğumuzda Fatma kendisine yapılan yardımlarla bilezikleri aldığında kuyumcu da hangi bilezikleri aldığını söyledi. Onun size görüntülerini izletmiştim ya. İşte bu bilezikler diye. Kuyumcu da üzüldü. Dedim ki acaba verecekler mi? Bir baktım Fatma'ya verdiler akşam. O kadar çok sevindim ki Fatma. Ben sen neler yaşadın? Çok oldum. Evde misafirlerim vardı. Halası geldi Gebze'den. Köylüleri hep benim yanımdaydı. Telefonu aldığımda sadece misafirlerime ben gidiyorum dedim. Kusura bakmayın deyip evden fırladığımı biliyorum. Çok yani çok sonra şaştım. Bilezikleri görünce yani uçtum mutluluktan çünkü çocuğumun gelecek asla bir arada göremeyeceğim birikimleri yani, yani okutabileceğim, onlarla okutabileceğim dediğim şeyler, bunlara güvenerek hani geleceklerini şey yapabildiğim şeyler asla yani bir araya toparlayamayacağım miktar Fatma, gelecekleri. Fatma yani sana bir şey söyleyeyim mi? Şükürler olsun, çok zordu bu bilezikleri bulmak. Bak bu senin kısmetin. Ben i̇şte helal para, helal para dedikleri de bu. Ben inanırım kardeşim. Yani o kadar zordu ki bu bilezikleri almam. Bu arada
Daha sonra bilezikler evden çıkınca bile biliyorsun 31 bin lira bir paran da alınmıştı evet. evden. Onu da kabul etmiş. Onu da aldığını kabul etmiş. Çok pişmanım demiş. O 31 bin liralık nakit parayı da ödeyeceğini söylemiş. Ben şikayetinden vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu saatten sonra asla zaten geçmeyeceğim geçmem. Yani. Çünkü ben çocuklarımın bir tane bir şeyine dokunmadım. Gelenleri hep kenarına koydum. Bunlar benim çocuğumun geleceği diyerekten sabah 8.30'da çocuğumu okula bıraktım. Temizliğime gittim. Öğlen geldim çocuğumun birini bıraktım. Bir daha gittim. 2.30'da çocuğumun birini aldım, yemeğini verdim. Bir daha gittim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.